Herkese merhabalar, iyi akşamlar. Bu akşam Muhammed Fatih Ergenekon bizimle birlikte Kur'an algısını konuşacağız. Kur'an algısı nedir? Bunun üzerine sohbet edeceğiz. Güzel bir yayın olmasını diliyorum. Herkesi sevgiyle bekliyoruz. Hülya, Ece, Alan, Mehtap, Gürler, hoş geldiniz. İyi akşamlar herkese. Sevda, Gülnur Özberk, Ayşe, Sami Konca. Herkese iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Güzel bir yayın diliyorum. Muhammed Fatih Ergenekon bizimle birlikte olacak bu akşam. Kendisini birazdan yayına alacağım. İyi akşamlar. Elvan, Elvan'ın kokulu sabunları. İyi akşamlar. Ne güzel bir isim. Elvan'ın kokulu sabunları. Sanırım hocamız yayına henüz gelmedi. Herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar diliyorum. Herkese iyi akşamlar, sevgiler. Hocamız Muhammed Fatih Ergenekon bu akşam bizimle birlikte. Kendisini birazdan yayına alacağım. Ben teşekkür ederim Elvan'ın kokulu sabunları. Kur'an algımız nedir? Kur'an'ı konuşacağız. Hocamız gelene kadar sizlere konu bilgisi vereyim. Herkese iyi akşamlar. Bakıyorum hocamız gelmiş mi? Çiğdem Kara 26, iyi akşamlar. Evet hocam. Merhabalar. Merhaba Arzu Hanım, nasılsınız? Teşekkür ederim, iyiyim. Siz nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ediyorum. Sizle program yapacak olmak gerçekten keyifli, güzel. Ben de davetimi kabul ettiğiniz için teşekkür ederim değerli hocam. Sağ olun. Estağfurullah. Vallahi çok onur duydum davetiniz için. Çok teşekkür ediyorum aslında. Çok sağ olun. Çok incesiniz. Çok teşekkür ederim. O zaman arkadaşlarımız toplanırken yavaş yavaş başlayalım. Önce sizi tanıyalım mı biraz? Tabii. İstanbul'dan geldiniz bu arada. Evet, şimdi geldim. İnanın tam böyle ucu ucuna yetişebildim. Ona çok sevindim. Biz de İstanbul'da Caner Taslaman'la hem sahur için hem iftar için programlar yapıyoruz Uçan Kuş TV'de. Bu Ramazan boyunca da devam edecek inşallah. Tabii o biraz yoğun geçiyor. Biraz da açıkçası oruçta da zor geçiyor. Çünkü malum konuşurken bir şey içmek istiyorsunuz, ağzınız kuruyor vesaire. Böyle dudaklarımız bazen birbirine yapışıyor. Ama ayrı bir keyfi var. Ben kendim İlahiyat Fakültesi mezunuyum. Hem İmam Hatip hem İlahiyat Fakültesi mezunuyum. Yani İmam Hatip Lisesi'nden beridir aslında biraz bu konularla ilgileniyoruz. Evet. Yaklaşık bir 10 yıllık da bir öğretmenlik geçmişim var. Aynı zamanda Arapça dersleri veriyorum ve yine ilahiyat fakültelerine yönelik olarak meslek derslerine giriyoruz. Bu şekilde yani bütün aslında ilgimiz, alanımız bu diyebiliriz. Evet. Çok güzel. Bizim konu başlığımız biraz farklı oldu. Kur'an algımız nedir diye. Buradan başlayalım mı hocam? Kur'an algımız demek ne demek? Teşekkür ediyorum. Şimdi biliyorsunuz bir algılar vardır, bir olgular vardır. Yani olgu dediğimiz şey sabittir. Yani ben Kur'an'ı bir olgu olarak düşünüyorum. Yani Kur'an işte burada duruyor, elimizde duruyor Kur'an.
Ve Evet. genel itibariyle tabii buna iman ettiğimizi söylüyoruz. Ama bir de Kur'an'a karşı algılarımız var. İşte bu algılarımız insandan insana göre değişiyor. Yani kültürümüze göre, yaşam tarzımıza göre, kapasitemize göre Kur'an'a farklı yaklaşımlarımız var. Yani farklı algılayabiliyoruz Kur'an'ı. Ama peki burada bir ölçü olmalı mı? Yani Kur'an'ı algılarken bizler bir ölçümüz, bir sınırımız veya bir şeyimiz olmalı mı? İşte bu akşam ben özellikle bunu konuşmak istedim ama tabii bunu konuşmak isterken de Ramazan ayının içerisinde olduğumuz için özellikle Kur'an'la ilgili konuşmak Evet. istedim. Çünkü biliyorsunuz yani Ramazan ayını doğuran ana etken Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an'ın inmeye başlamasıdır. Özellikle tabii Kur'an Kadir Gecesi indirilmeye başlanmış ve Ramazan ayının içerisinde de yer almış olduğu için özellikle Kur'an'ı seçmeye çalıştım. Kur'an olduğu için Ramazan ayı var. Kur'an olduğu için biz bu ayı yaşıyoruz. Özellikle Kur'an'da geçen biliyorsunuz tek gecedir Kadir Gecesi. Dolayısıyla Kadir Gecesi'ni de Kadir Gecesi yapan tek unsur Kur'an'ın inmeye başlamış olması. O yüzden de ben hani bu mübarek ayın içerisinde olduğumuz için Kur'an'la ilgili bir başlık seçmek istedim. Niye peki algı başlığını seçtim? Çünkü bugün insanların Kur'an'dan çok haberdar olmadığını görüyoruz. Yani Kur'an hakkında insanlar biraz çekingen davranıyorlar. Yani Kur'an okuma konusunda, Kur'an'a yaklaşımlar konusunda ne yazık ki birçok hurafeler içimizde yer almış. İnsanların da Kur'an'dan arzuna uzaklaşıyor olması ne yazık ki bazı yanlış özellikle din adamları tırnak içerisinde kullanıyorum bunu popüler hale getiriyor. Evet. Yani insanlar kendileri aslında Allah'ın onlara göndermiş oldukları bu ilahi kitabı okusalar, anlamaya gayret etseler belki de bu kadar hurafeci bir din anlayışına sahip olmayacağız. Yani daha çağdaş, daha analitik düşünebilen, akla daha çok önem verebilen, hurafelerden arındırılmış, yani kötü ceza sisteminin yerine ödül sistemini koyan, korkutmak yerine sevdirmeyi tercih eden bir din anlayışı sağlayacağız. Aslında bizim Kur'an-ı Kerim'i bu kadar ön plana çıkartmamızın da temelinde bu yatıyor. Çünkü Evet. Kur'ansız bir din ne yazık ki insanları dinden uzaklaştırıyor. İşte bugün Evet. özellikle gençlikte görmüş olduğumuz deizm veya ateizm ya da agnostizm gibi birçok fikrin gençler arasında gündeme gelmesinin temel sebebi aslında Kur'ansız bir din anlatılması ve ne yazık ki din adına konuşan hocaların olumsuz bir örnek teşkil etmeleri ne yazık ki gençleri uzaklaştıran bir sebep. Belki bir gün başka bir programda deizm ya da ateizm üzerine konuşabiliriz Tabii, ama tabii memnuniyetle. evet, bu akşam özellikle Kur'an'ı seçmemin sebebi buydu. Yani ben aslında biraz böyle kategorikleştirdim, biraz Evet. maddeleştirdim. Yani nasıl Kur'an'ı algılarımız var diye isterseniz oradan biraz Tabii başlayabiliriz yani. devam edelim. Tamam hocam. Teşekkür ediyorum. Şimdi bunlardan benim görmüş olduğum birinci yaklaşım şu. Kur'an'a inanırız, Kur'an'a inanıyorlar ama Kur'an'ı hiç eline almayan bir model var elimizde. Yani Evet. evine bile sokmayan, Kur'an'ı hiç gündem etmeyen ama sorduğunuz zaman evet yani biz de Müslümanız tabii ki biz de Kur'an'ın kutsal ya da mübarek bir kitap olduğuna inanıyoruz diyen bir model var karşımızda. Zaten bu tarz insanlar genelde dini konuları çok böyle önemsemezler. Yani pek din dediğiniz zaman hani biraz bir aksesuar gibidir. Yani evet ya biz de işte elhamdülillah Müslümanız derler ama kendilerini pek böyle hani Müslüman kimliğiyle tanımlamazlar. Böyle bir şey var. Bunlara bir şey diyemiyoruz. Çünkü zaten onlar için din çok önemli bir şey değildir. Onlar için daha öncelikli olan meseleler vardır. Ben bunu şu tırnakla eleştiriyorum. Yani tırnak açabilirim. Ölümün olduğu bir yerdeyiz ve ölümün olmuş olduğu bir yerde Allah'a iman etmekten daha önemli bir insanın gündemi olmamalı diye düşünüyorum. Yani bakın pandemi dönemindeyiz. Bodrum'a kaçan insanları gördük değil mi? Bakın Evet. insanlar önümüzdeki 17 günün bile planını programını yapıyorlar. 4 sene sonra işte şu üniversiteden mezun olduğum zaman şu işi yapacağım diye 4 sene sonrasının planını yapıyoruz. 20 sene, 30 sene sonrasının planını yapıyoruz. Ama niye öldükten sonrası için bir plan yapmıyoruz? Evet. Yani ben genelde bu modeldeki insanlara bu yönden yaklaşmaya çalışıyorum. Yani zaten onların pek Kur'an'la ilgileri yok. Çünkü dinle pek gündemleri olmadığı için bu konularda ancak bir şeyler söyleyebiliyorum onlara.
Ölümün olduğu yerde ve ebedi bir hayata inandığımız zaman Allah'tan ve onun mesajını anlamaktan daha önemli bir şey olduğu kanaatini taşımıyorum bendenizde. Dolayısıyla böyle bir model var. Bu modelin içerisinde dini sadece bir kültür gibi, bir aksesuar gibi kullananlar var. Ona biraz üzülüyorum. Yani evet, din var. Yani biz de inanıyoruz tabii canım deyip, ama içi boş bir dindarlık gibi geliyor bu bana. Yani çünkü sevgi, yani birisinin birisini sevdiğini söylemesi çok büyük bir iddia değil mi? Yani sevgi ispat isteyen bir şey. İman ispat isteyen bir şey. Yani ben sizi seviyorum diyorsam bu sadece lafta kalmamalı. Eylemlerimle, hayat tarzımla, size olan yaklaşımımla, her şeyimle bunu size göstermek durumundayım. Hele ki biz Allah'ı sevdiğimizi söylüyorsak. Yani bunu bilinç benim görmüş olduğum genelde yaklaşım bu oluyor. Peki, buyurun. Pardon Yok, hocam. buyurun estağfurullah. Siz buyurun, ne Yok demek? yok, siz ben başka konuya geçecektim de o yüzden buyurun. İkinci gördüğüm yaklaşım da, benim arzularım şu oluyor genelde. Kur'an var, duvarda var genelde. Ya kitaplıkta ya da duvarda var, ama Kur'an'ı böyle sadece önemli gün ve önemli zamanlarda ele alınacak bir adeta çok kutsal bir kitap olarak görenler var. Bir de böyle bir algımız var. Bence genelde benim gördüğüm Türk toplumunun genel şeyi bu şekilde. Yani mutlaka evde bir Kur'an var. Bu Kur'an hatta böyle kılıfların içerisine konulmuş, duvarlarda asılı. İşte yarın oğlumuzun, çocuğu, kızımızın bir sınavı varsa ya da bir iş görüşmesine gideceksiniz, önemli bir toplantınız varsa, işte orada belli sureler kodlanmıştır. İşte veya bir yakınınız vefat ettiyse, ancak böyle durumlarda Kur'an eline alınan bir kitapmış gibi bir durum söz konusu. Tabii burada da bir aslında problem var. Çünkü Kur'an-ı Kerim zaten duvarlara asılmak ya da belli vakitlerde okunmak için gelen bir kitap değil. Yani bizim hayatımızı aslında yön veren, yani ahlaki yapımızı inşa eden, yani inanın nasıl yatacağımıza kadar içerisinde bize tavsiyeler, bazen emirler, bazen de yasaklar barındıran bir kitap. Yani ona böyle bir aksesuar gibi evin bir köşesine asmak için inmiş olan bir aslında kitap değil. Tabii böyle de bir yaklaşım ben görüyorum. Bu iki yaklaşımın, yani az önce saymış olduğum bu iki yaklaşımın da tabii bu insanların da haklı bir gerekçeleri olabiliyor mu? Olabiliyor. Mesela işte abdestsiz Kur'an'a dokunamazsın demek. Öyle de söylenir. Evet. İşte aman sakın işte Kur'an'ı belinin altında tutma. İşte sakın ola ki abdestsiz dokunma. İşte veya sadece abdestsiz kılıfına dokunabilirsin ama işte içini açamazsın gibi. Ne yazık ki böyle uydurmalar ve hurafelerle insanların Allah'ın o insana göndermiş olduğu kitapla arasına engeller koymuşlar. Ve biz de biraz duygusal bir toplumuz. Çok merhametli bir toplumuz. Çok duygusal bir toplumuz. Saygılı bir toplumuz. Dolayısıyla bunları bize ne yazık ki saygı diye öğretmişler. Bizler de Kur'an'a olan saygıyı onun böyle kapağına, kılıfına, işte onu böyle alıp öperek, alnımıza götürerek, işte onu sevgimizden dolayı böyle tepelere asarak, yukarılara asarak gösteriyoruz. Kötü bir şey mi? Aslında değil. Yani bir nevi ona saygımız, ama Kur'an'ın asıl amacı bu değil. Yani Kur'an'ı biz alalım işte eve bereket için asalım. İşte ne bileyim sınavımız var, düğünümüz var, toplantımız var diye alalım bunu böyle okuyalım, işte bize özel güçler versin işte falan. Yarın işte gidelim oradan. Bunun için inmiş bir kitap değil. Dolayısıyla bu tarz yaklaşımlar da insanların ne yazık ki Kur'an'la biraz aralarına mesafe koymalarına sebebiyet veriyor. Ya dokunmuyoruz ya da dokununca da işte böyle özel zamanlara hasrediyoruz. Mesela regl halindeki bir kadının özellikle Kur'an'dan uzak tutulması. Yani düşünebiliyor musunuz? Allah'ın ona vermiş olduğu bir durum. Yani insanlığın devamı için, insan neslinin devamı için Allah'ın kadına verdiği aslında bir ödül, bir ikram halinde insanlar Allah'ın o kadına göndermiş olduğu kitapla aralarına set koyuyorlar ya. Anlaşılabilir gibi bir durum değil yani. Böyle büyüdük, evet. Ne yazık ki. Yani öyle bir korku imparatorluğu kurmuş, korku dini oluşturmuşlar adeta. İşte onu yapma, çarpılırsın. Ya Allah niye çarpsın? Kur'an niye çarpsın bir insanı? Kur'an ancak insanın çarpık anlayışlarını düzelten bir kitap. Kur'an insanın çarpan, yamultan bir kitap değil ki. Tam aksine Kur'an bizim çarpık anlayışlarımızı düzelsin diye
inmiş olan ilahi bir ikram bize. Rabbimizin bize bir ikramı. Dolayısıyla ya düşünün Arzu Hanım. Çok özür dileyerek tabii bunları söylüyorum. Yani regl halindeki Evet. bir kadını camiye sokmuyor. Ama din, iman, abdest nedir bilmeyen turist istediği kadar camiyi gezebiliyor. Ay evet. Gerçekten öyle. Düşünebiliyor musunuz? Yani siz iman ettiğinizi söylüyorsunuz, Allah'a inanıyorsunuz, dine inanıyorsunuz ve camiye girmek istiyorsunuz. Hayır diyor, sen giremezsin çünkü senin abdestin yok. Yani abdest alabilir durumda değilsin ama turistler, iman nedir, İslam nedir, din nedir hiç belki bir haber olan turistler rahatlıkla cami içerisinde gezip dolaşabiliyorlar. Evet. Şimdi böyle bir din algısı oluşturduğunuz zaman ne olmuş oluyor? İşte belli kesimleri veya işte kadınların üzerinde madem konuştuk. Kadınları ister istemez biraz sanki dinin dışında tutuyorsunuz. Bakın işte daha dün videosunu gördük. Sosyal medyada da bugün patladı. Bazı haber siteleri de verdi. Yani bir kızcağız, bir kardeşimiz bizim camiye girmiş. Yani muhtemelen cuma namazı olacak. İşte oradan bir tanesi işte sen nasıl camiye girersin? İşte sen peygamberin hadisi var bu konuda. Görmüyor musun? İşte cami resmen Allah adına, Allah'ın evinden, Allah adına güya oradaki o kızcağızı camiden kovuyor ya. Yani nasıl bir kendisine yetki görüyor? Anlayabiliyor musunuz? Çok yani ilginç bir şey, travmatik bir durum aslında. Yani trajedik bir olayla karşılaşabiliyoruz. İşte bunların aslında hepsinin temelinde ne yazık ki insanların Kur'an okumaması, Kur'an'dan uzak kalmaları, Kur'an'ın ilahi mesajlarını muhatap olmamaları gibi bir temel ne yazık ki var diyebiliriz. Evet. Siz bir şey diyecektiniz. Ben çok uzattım. Benim diğer İşte modellerim de var. Onları da sayacağım işte ama Allah siz güzel yakar. oldunuz. Evet, Allah yakar. Bir saç telin 80 bin yıl yanacaksın. İşte onu yapmazsan, bunu yapmazsan cehennem var gibi korkularla büyüdüğümüz için Kur'an'ı kılıfları koyduk, kaldırdık. İşte abdest olmadan elleyemeyiz. İşte rehbiyken elleyemeyiz. Camilere gidemiyoruz hocam. Yani erkek ve kadın yan yana namaz kılamıyor. Neden kadınlar camiye gidemiyor? Neden birlikte ibadet edemiyoruz ki? Peygamberimiz döneminde birlikte namaz kılınmamış mı? Birlikte hareket edilmemiş mi? O sohbetlere, o muhabbetlere birlikte katılmamışlar mı kadınla erkek diye? Kadın erkek diye ayırmak yanlış zaten. İnsan olarak bakmak gerekiyor olaya. Evet, şimdi doğru. Peygamberimiz zamanında kadınlar da camilere geliyorlardı. Yani kadınlar aslında toplumun en temel unsurudur. Eğer şunu unutmamak lazım. Medine'de İslam yayıldıysa biraz da kadınlar sayesinde yayıldı. Yani orada ana tebriği kadınlara vermek lazım. Yani kadınların çok mücadeleleri, Allah'ın aslında kadınlara vermiş olduğu fıtri özellikleri kadınlar lehte kullanarak gerçekten dinin yayılmasına çok öncülükler yaptılar. Yani savaşlara katıldılar, yaralıları tedavi ettiler. Zaten Arzu Hanım, bir şey kadın eli değerse bereketli olur. Kadın Evet. eli değmediği hiçbir şey başarılı olamaz. Bunu mutlaka ama mutlaka elde tutmak gerekiyor. Yani kadın eli değen her işte bir bereket vardır, bir güzellik vardır. Kadın eli değmeyen işlerde her zaman bir eksiklik vardır. O iş olmaz, yani o iş tamamlanamaz. Yine sadece o değil. Mesela peygamberimizden sonraki halifeler döneminde de kadınlar camiye geliyorlardı. Mesela Hazreti Ömer döneminde bir kadının cuma hutbesi sırasında ki Hazreti Ömer ki yani böyle sertliğiyle, otoritesiyle bilinen bir halife olmasına rağmen Hazreti Ömer'e cevap verdiğini biliyoruz. Yani hutbeden laf yetiştiriyor. Hayır diyor, yanlış biliyorsun diyor. Yani kadınlar aktif bir şekilde hayatın içerisindeler. İlk dönem mesela Peygamberimizin eşi Hazreti Ayşe'nin müthiş bir özellikle hadisçilik alanında çalışmalar yaptığını biliyoruz. Düzeltiyor. Hayır diyor, siz yanlış biliyorsunuz. Onu öyle söylemedi onu. Yani Hazreti Ayşe'nin müthiş bir çabası var. Yine ilk dönemlerden itibaren. İşte sonradan ne yazık ki bakın burada da aslında Kur'an'dan uzaklaşmamızın bir maalesef ama maalesef sıkıntısını yaşıyoruz. Sonradan Arap kültürünü, Arap adetini, Arap örfünü, Arapların bakış açısını ne yazık ki Arap kıyafetini, Evet. Arap işte aksesuarlarını bize ne yazık Evet. ki din diye dayattıklarından beridir. Bizler maalesef bu temel hurafeleri din zanneder hale geldik. Ve haklı olarak da biraz akleden yani biraz sorgulayan insanlar da diyorlar ki yani böyle bir din olmaz. Olamaz diyorlar böyle. Yani böyle hurafeler zinciri Allah'ın insanlığa göndermiş olduğu bir din olamaz diyorlar. Bu anlamda hak veriyorum. Hak vermediğim nokta sebeplere ve temellere inmemeleri. Yani yüzeysel yaklaşarak üzerine çizip atmaları. Bu konuda hak vermiyorum ama karşı çıkış olarak akılla, mantıkla, hayatın kendisiyle
çatışmacı bir din anlayışına karşı çıkmalarında elbette ki haklılar. Yani bunu mutlaka bir kenara koymak gerekir. Ya bir de benim gördüğüm üçüncü bir model var. İki modelden bahsetmiştik. Gördüğüm üçüncü model de şu. Kur'an'ı eline alanlar ama sadece Arapçasını okuyanlar. Çünkü onun daha sevap olduğunu Bravo. düşünülüyor, söyleniyor. Sevabı Bravo. orada deniliyor. Bravo. Alt başlık olarak da zaten bunu söyleyecektim. Kur'an-ı Kerim'i Arapçasından okumanın sevap olduğunu, çok böyle Allah'ın işte böyle nurlar yağdırdığını, üzerimizden böyle ışıklarını falan gönderdiğini düşünen aslında samimi bir kitle var. Bunu bir nevi anlayabiliyorum. Yani tabii ki insan Allah'ın indirmiş olduğu dil ile dinini bize tanıtmış olduğu kitabı elbette ki isteyebilir. Yani bu gayet tabii bir şey. Ama Kur'an bize böyle Arapça lafızlarından yani o kelimelerinden okunarak sevap olsun diye indirilmiş bir kitap değil. Yani asıl gaye, maksat bu değil. Peki yani neye dayanarak bunu diyorsunuz diye sorabilirsiniz. Yani mesela Yusuf suresinde Allah diyor ki siz bunu anlıyorsunuz diye Arapça bir kitap olarak gönderdik. Yani apaçık bir kitap olarak gönderdik. Ha, demek ki burada maksadımız bizim böyle yani tabiri caizse papağan gibi belli kelimeleri böyle tekrar ederek anlamadığımız bir dilde çok böyle sık sık okuyarak bir kelime tekrarından ibaret değil. O zaman bizim burada yapmamız gereken anlayarak okumak. Yani nasıl anlayabilirim? Bunu hayatıma nasıl aktarabilirim? Gerçekten de peygamberimiz dönemini düşünelim. Şimdi Kur'an hala inmeye devam ediyor değil mi? Yani belli ayetler hala 23 yılda böyle peyderpey inmiş bir kitaptan bahsediyoruz. Dolayısıyla ne peygamberimiz ne peygamberimizin arkadaşları olan sahabelerde ya biz bunu alalım, bunu okuyalım, bundan sevap kazanalım diye bir bakış açısı oldu. Böyle bir mantık olmadı. Çünkü aslında Kur'an kitap olarak da inmedi ki, bir hitap olarak indi. Bir söz olarak indi Kur'an. Sadece peygamberimiz onları yazdırıyordu. Yani vahiy meleği Cebrail tarafından söz olarak peygamberimize inmiş ve peygamberimiz tarafından da yazdırılmış bir hitaptan bahsediyoruz. Yani hitabın kitaba dönüşmüş halidir Kur'an. Dolayısıyla yani Kur'an okuduğunu, Arapça okuduğunu zannederek de bir sevap, gençlik diliyle söylüyorum. Yani bir sevap point kastığımız için bunun bize yeterli olacağını düşünüyoruz. Yeterli olacağını zannediyoruz. Dolayısıyla burada nelerden bahsetmiş, yani neler söylüyor acaba bize de hiç anlamıyoruz. Yani hatta çok meşhur bir espri vardır. İşte imam namaz Kur'an okurken birisi öbürleri ağlamaya başlamış. Ya niye ağlıyorsunuz ki demiş. Ya çok duygusal. İyi de demiş. Burada demiş yani adetli kadının halinden bahseden ve akabinde de ticaret hukuktan bahseden ayetler var demiş yani. Dolayısıyla anlam bilinemediği için iş tamamen böyle sadece duygusal bir hal almaya başlıyor ne yazık ki. Dolayısıyla bu sevap şu denilebiliyor. Yani ama ben çok rahatlıyorum. İşte Kur'an okuduğum zaman gerçekten evet bu olabilir. Yani buna kısmen insanın kulağındaki kiri pası söküp atabilir. İnsana bir manevi anlamda bir huzur getirebilir ama bu nesnel bir durum değil. Tamamen öznel bir durum. Yani bu ancak sizin deneyimleyeceğiniz bir şey. Dolayısıyla buna da kendi deneyimlerimle genel bir çıkarım da yapamıyorum. Yani ona bakacak olursanız eğer bir Yahudi'ye sorsanız ağlama duvarına gittiği zaman o da kendisini çok mutlu hissediyor. Veya bir papaza sorduğun zaman ya ben İncil okuduğum zaman bir rahatlıyorum anlatamam size. Ya böyle sanki bütün sıkıntılarımdan kurtulurum diyebilir. Veya bir Budist de bunu diyebilir. Dolayısıyla bu deneyimlenen bir şey. Belki de psikolojik olarak kendimizi bu anlamda biraz hazırlıklı hale getiriyoruz. Öyle olduğunu düşünüyoruz. Çünkü Kur'an dediğim gibi yani okunmak için ya da şey için değil. Mesela benim klasiktir. Şimdi bu yayını İzmir'den yapıyoruz değil mi Arzu Hanım? Hem siz hem ben İzmir'den İzmir'deyiz yapıyoruz. yani. Evet. Hepimiz İzmir'den yapıyoruz. Ne Şimdi güzel. klasiktir. Şöyle denir. Hani mesela insanlara işte bizim işte ne iş yapıyorsunuz? Şimdi biz ilahiyatçıyız dediğimiz zaman genelde şöyle tepkiler alırım. İşte benim işte ben şu kadar hatim yaptım ya da işte benim dedem de hacı ya da işte şöyle bir şey var. Yani dini bir şekilde kültürle bağlamışız ama şöyle bir durum var. Mesela hatim yaptık. Burada aslında şu sorulması gerekir. Çok güzel Allah kabul etsin ama ne anladın ki? O yüzden hep şunu söylüyorum. Yani Allah'ın anlayarak okuduğumuz belki bir sayfası
Yani Kur'an'ın anlayarak okuduğumuz bir sayfası hiç anlaşılmadan yapılan bir hatimden çok daha kıymetlidir. Nasıl değersiz olabilir ki? Niye sayılara takılıyoruz? Yani şu kadar okudum, bu kadar okudum. Niye sayılara takılıyoruz? Niye kaliteye bakmıyoruz? Ne kadarını anlayabildim? Ne kadarını hayatıma geçirebildim? Mesela Kur'an rüşvet alanları kınıyor, değil mi? Şimdi rüşvet aldığı halde Kur'an'ı hatmetsen olur, bir kişi hatmetmesen olur. Ya değil mi? Kur'an adaletli olun diyor. Kendi aleyhinize de olsa Kur'an adaletli olun diyor. Kur'an'da müthiş bir adalet övgüsü var. Şimdi biz düşünelim, yani diyelim ki dedem sülalem peygamber torunu olsun. Ben Kur'an'ı 20 defa, 30 defa hatmetmiş bir insan olayım. Adaletli davranmadıktan sonra okumuş olduğum bu hatimler beni kurtarır mı? Evet. Kur'an Maalesef. emanetleri, evet, emanetleri ehline verin diyor. Kur'an emaneti ehline verin diyor. Yani emaneti akrabana ver demiyor. Çoluğuna, çocuğuna, koluna, komşuna ver demiyor. Emaneti ehline verin diyor Kur'an. Şimdi ben alıp o bir emaneti veya bir görevi sırf benden diye, sırf benim memleketliğim diye, ne bileyim, sırf aynı fikirdeyim, aynı düşünce tarzındayım diye birine veriyor isem, istediğim kadar hatim yapmış olayım. Yani Kur'an'ı hayata geçiremedikten sonra sayının ya da çokça Kur'an'ı Arapçasından okumanın hiçbir anlamı var mı diye sorsam, öyle değil mi? Zaten Yani. en çok bugün de yakındığımız problemler bu, değil mi? Ya Evet. özellikle muhafazakar camianın en çok eleştirildiği konu bugün bu, değil mi? Bakın, hepsinin aslında temelinde neyi görüyoruz? Kur'an'ı tam olarak ne yazık ki anlama gayretimizin olmaması ve hurafelerle dolu bir din anlayışının ne yazık ki bugün egemen olmaya başlamasının ne yazık ki cezasını görmüş oluyoruz. Evet. Evet. Yani bu aslında, bu da üçüncü maddemiz olsun. Yani üçüncü yaklaşımımızda Kur'an'ı sadece ve sadece Arapçasından okuyanlar ve bunun bir sevap olduğunu düşünen bir durumdan bahsedebiliriz. Evet. Peki tesvir ve meal arasında fark var değil mi hocam? Evet. Arasındaki fark nedir? Mealler daha gerekçelendirilirler. Yani şöyle biraz daha detay vermeye çalışırlar. Biraz daha bilgi vermek. O dönem hakkında, o kelimeler, o kavramlar hakkında açıklamalı mealler böyledir. Yani bir tercüme olarak sayılabilir. Bir tefsirler var. Olayları çok daha detaylı öğrenmek isteyen, çok daha teferruatlı hakim olmak isteyenler daha tefsirlere bakarlar. Ben tabii tefsir tavsiye etmeniz biraz zor. Yani bugün Diyanet'in bile tefsiri, mesela Kur'an yolu tefsiri var, 5 cilt. Yani biz toplum olarak bunu pek kaldıramayız. Yani kaldırabilecek durumda değiliz. Ama Evet. açıklamalı meal en azından tavsiye edilebilir. Yani olayların biraz arka planını alan, yani biraz daha böyle bizim o döneme götürebilecek açıklamalı mealler tavsiye edilebilir bu anlamda. Yani mealle tefsir farkını böyle bir özetleme durumumuz olabilir. Evet. Peki Esma Hüsna'ları da merak ediyorum ben hocam. Esma Hüsna'ların rakamları var. Esma Hüsna'nın doğru olmadığını söyleyen bir hocamız vardı. Ben bir yayına denk geldim. İsmail Hakkı soyadını hatırlayamadım. Esma Aydın. Hüsna'lar Aydın. Ha, evet İsmail Hakkı Aydın. Esma Hüsna yoktur dedi. Bu konuda siz ne dersiniz ve rakamlarla okunması hakkında bize bilgi verir misiniz? Güzel bir soru. Teşekkür ederim öncelikle bunun için. Şimdi esmalar, biliyorsunuz, Rabbimizin bazıları sıfatlarını, bazıları zatını, bazıları da fiillerini anlatır. Yani aslında 99 tane esma yoktur. Bunların bazıları isimdir ama bazıları fiildir. Mesela Allah'ın faal diye bir fiili vardır. Dolayısıyla bu fiili bir isim değildir. Mesela Allah'ın sınırsızca her şeyi yapabilmesini biz anlarız burada. Mesela Allah'ın rahim oluşu vardır. Bu da bir fiildir. Yani fiilden türemiştir. Bir de isimler ve sıfatlar vardır. Tabii gerçekten ne Peygamberimiz döneminde, ne sonraki nesilde, hatta ondan sonraki nesilde de esmalar hiçbir zaman sayı olarak çekilmediler. Yani böyle bir liste yoktu. İşte şunu şu kadar çekersen, işte bunu bu kadar çekersen, şu şunlar iyi gelir diye yoktu. Peki esmalar ne için var? Aslında esmalar bizim duygu dünyamızı ve düşünce dünyamızı onarırlar. Bunları inşa ederler. Yani bize bir şey katarlar. Mesela biz Allah'ın Tevvab olduğunu biliriz.
ne yaparız? Tevap olması. Yani tövbeleri çokça kabul edendir. Bir şart aramaz Rabbimiz. Bağışlar. Sınırsız bağışlar. 40 kere yaptın değil mi? Ya 41.sinde gitmeye de yüzüm yok Rabbim sana mı diyorsunuz? Orada işte tevap ismi devreye girer. Hiç önemli değil kulum. Sen 41.si de olsa yine gel der. Yani aslında bizim zihnimizi ve eylemlerimizi inşa eder. Bize Rabbimizi tanıtır onlar. Yani nasıl bir Allah'a iman ediyorum? Allah neler yapar ya da Allah neler yapmaz? Allah kimdir? Gibi aslında esma bize Rabbimizi tanıtan isimlerdir diyelim esmalar için. Yoksa belli sayıları, daha doğrusu belli isimleri belli sayılarca böyle çekmek, işte sanki orada bir böyle mit gibi bir şey aramak, işte böyle bir aydınlanma yaşıyor havalarına girmeknin dini bir aslında yönü yok. Yani Rahman ismini düşünürüz. Mesela Fatihalarda okuruz değil mi? Er-Rahmanir-Rahim deriz. Yani orada Rahman ismini düşünürsünüz. Allah'ın bize vermiş olduğu merhameti düşünürüz. Allah'ın bize ne kadar şefkatli, ne kadar merhametli olduğunu düşünürüz. Yani elimizi, gözümüzü, ayağımızı düşünebiliyor musunuz? Yani iki ayağımız olmasa dünyaları verseler nedir ki? Ay evet. Yani bir gözümüzü bir gün kapalı gezsek, o bir tane gözün bir nimetini düşünebilsek, öyle değil mi? Evet. Yani veya bir elimizin olmadığını, iki elimizin olmadığını varsayalım. Çok şükür Bu ya halimize. elhamdülillah. Dolayısıyla işte esmalar böyledir. Hatta bu bile belki başka bir zaman program olacak bir konu ama ne yazık ki belli adetlerle çekmek. Yani şunu düşünebiliyor musunuz? Size diyor ki 4444 defa ya Latif çekersen falan. Niye? 4443 olmuyor mu? Ya da 45 olmuyor mu? Ben hiç Yani anlamıyorum bunu. Allah onun sayısına mı bakar? Yoksa Allah oradaki bizim samimiyetimiz, ona yönelişimize mi bakar? Yani Allah haşa biz robot değiliz ki. Allah da yani modamot bir varlık değil ki Rabbimiz. Yani niye kaliteyi sayılarda arıyoruz? Niye çoklukta arıyoruz? Sanki çok olan mı bereketli oluyor? Çok olunca mı doğru kabul ediliyor bir şey? Veya daha mı makbul oluyor? Çok olması bir şeyin makbul olması anlamına mı geliyor? Ya da bize öyle öğretildi, Ne yazık ki. Ne yazık ki. Yani o tesbihin kendisi bile İslami bir şey değildir aslında. O boncuk dediğimiz o tesbih bile İslami bir şey değildir. Keşişlerden bize geçmiştir yani. kodlandık. Ha, evet, onu duydum hocam. Yani Duydun. hatta şey, yogacılardan galiba, değil Tabii mi? tabii. Hatta Budistlerden. tabii din adamları boyunlarına falan asarlar onları hatta. Yani Evet. bugün Hindistan'a gitseniz tabii pandemi falan var ama bizse her şey Hindistan'a gitseniz onu görürsünüz. Yani bildiğiniz böyle tesbih çekerler, tesbih satarlar. Onlardan bize gelmiş bir şey. Bu tesbihin kendisi kötü olduğu için demiyorum. Ben de tesbihi çok severim. Yani genelde de böyle taşırım. Masamda yanımda falan taşırım. Çıkartmasam da böyle taşırım mutlaka. Her yerimde var ama bunu dini bir şey olarak yapmam. Yani böyle oturup da belli sayılarda işte böyle sup çekeyim işte elhamdülillah de ne çektikleri de Evet. anlaşılmıyor. Yani bari kelimenin hakkını vererek söyleyin tesbihi. Yani bir subhanallah deyin. Yani Rabbimiz olan bir hayretimizi, bir şaşkınlığımızı bari ifade edelim. O da yok. Yani içi boş, sadece sayılara takınılmış. Adeta böyle Allah'la sanki haşa böyle tüccar, yani bir ticari ilişkimiz var. Rabbim bak ben çektim, hak ettim, sen de ver. Yani böyle bir ne yazık ki din şey olmuş oluyor, anlayış olmuş oluyor. Bir de bu son bir model daha var. İsterseniz onunla da Tabii, bitirmiş olayım tabii. bu konuyu. Bir de Evet. dördüncü benim genelde Kur'an'la olan görmüş olduğum yaklaşım, biz Kur'an'ı anlayamayız diyen bir ekip var. Böyle bir model var. Evet, Şimdi hiç biliyorum. Kur'an'la haşır neşir olmayan dedik ilk olarak ikinizi Kur'an'ı sadece özel zamanlarda kılıfını açan bir modellemeden bahsettik. Üçüncü olarak Kur'an'ı elinden alıp sadece Arapçasını okuyanlar bir de biz Kur'an'ı anlayamayız. Yani bizim buna kapasitemiz ya da anlayışımız yetmez. Dolayısıyla birileri anlasınlar, gelip bize anlatsınlar. Bir de böyle bir anlayış var. Oysa ki bugün işte en büyük problemi az önce de söyledik ya, insanların dini hep başkalarından öğreniyor olması. Evet. Bakın Ramazan ayındayız değil mi? İşte her iftarda bir program var. Her sahurda bir program var. Şöyle televizyonları bir açsak. Bize din anlatanlara bir baksak değil mi? Yani ne kadar hitap edebiliyor gerçekten? Kaç tanesi? Yani %10'u iyidir ya. Ben %10 iyidir bile diyebiliyor muyuz acaba? Çok merak ediyorum yani. Evet. Değil mi? Ne yazık ki işte bugünün en büyük problemlerinden biri insanlar dinlerini
kendileri araştırarak, kendileri bu meselelerin özüne inerek değil de hep şöyle falanca hocadan duydum, işte falanca kişide ama onun sakalı var, ama onun cübbesi tam, ama o yanılamaz çünkü o işte hacca falanca kere gitti gibi. Bunları sanki dinde bir yetkiliymiş ya da dinde bir otoriteymiş gibi lanse ediyorlar ve en büyük problemimiz bu. Oysa ki bakın, bir ilahiyat alanıyla uğraşan bir insanın dinle olan mesafesi neyse, inanın yani bir ayakkabı boyayan bir abimizin, bir kardeşimin, o ekmeğini helalinden kazanan o yiğit kardeşimizin veya bir dolmuş şoförünün hiçbir farkı yok. Çünkü hepimiz Doğru. kendi kabımız kadar bunu anlamakla, bunu yaşamakla sorumluyuz. Yani bu kitap din tırnak içerisinde kullanıyorum bunu çünkü bence din adamı diye bir tabir olmaz. Yani din adamı diye bir sınıf yoktur. O ruhbanlık sınıfına girer. Yani o İslami olan bir usul değildir. O yüzden mesela Peygamberimiz din adamları diye bir sınıf oluşturmamıştır. Arkadaşlarım der Peygamberimiz. Mesela müritlerim demez. Arkadaşlarım der Peygamberimiz. Yani böyle bir tarikatvari bir yapı ya da böyle askeriyedeki gibi bir hiyerarşik sistem oluşturmaz Peygamber. Arkadaşlarım der. O yüzden de böyle namazlarda saf tutarız. Yani o siz din adamısınız ya. O zaman sizi en ön safa alalım. Sen nesin? Abi sen hiçbir işin yok mu? O zaman sen geç, en arkaya denmez o yüzden. Yani herkes orada eşittir. Din anlama ve din konusunda bizim kimliğimiz, ırkımız, cinsiyetimizin hiçbir önemi yoktur. Yani hep beraber yer alırız orada. Dolayısıyla bu din yani hocalar inmiş bir din değil. Yani bu kitap da sadece din dar ya da ilahiyatçıların veya işte azıcık böyle sakal bırakan, yani aksesuar olarak bunu söylüyorum, inmiş bir kitap değil. Yani onlar anlayacaklar, toplumu anlatacaklar. Hayır. Yani onların ne kadar Kur'an'la haşır neşir olma gibi bir durumları varsa, bu toplumun her kesimine, yani bence akıllı telefon kullanabilecek bir donanımı olan her insanın rahatlıkla kendi dinini bir ömür yaşayacak kadar çok rahat anlaşılacağı bir kitap yani. Ama hep az önce de siz de bahsettiniz ya, işte dokunma, işte yapma, İşte soru Evet. sordun, dinden çıktın. Sen kim oluyorsun da kalkmışsın Kur'an'ı anladığını mı düşünüyorsun gibi maalesef yaklaşımlardan dolayı insanlarda böyle bir travmatik durum oluştu. Yani bunu kıramıyoruz Arzu. Evet, Yani biz maalesef. karşımızdaki insana, ya Allah sana bir akıl vermiş, bir irade vermiş. Benim güzel insan kardeşim. Yani bu bana indiği kadar sana da inmiş olan bir kitap. Senin anlama kapasiten benden çok daha fazla olabilir. Hatta sen çok daha iyi bunu anlayabilirsin. Yani bu benim tekelimde olan bir kitap değil. Yani bu bana inmiş özel bir kitap değil. Bana ne kadar indiyse sana da o kadar inmiş olan bir kitap. Yani sen kendi dinini buradan öğrenebilirsin. Hele ki Arzu'nun bugün hiç mazeret yok. Ya cebimizden çıkartmış olduğumuz cihazla anında ulaşabiliyoruz. Kimse bugün imamlara veya şunlara bunlara dinini öğrenmek anlamında, yaşamak anlamında mecbur değil. Yani kimse bunları gidip sormak veya şey durumunda değiller. Yani bugün her şeye ulaşabiliyoruz. Bugün hele hiç bu işin bahanesi kalmadığını düşünüyorum. Yani hele ki bu zamanda ya da bu çağda. Dolayısıyla bir diğer ve benim gördüğüm son yaklaşımımda, ki aslında bunlar çok daha da açılabilir. Normalde ben bunları 11-12 maddede toparlıyorum ama en çok benim görmüş olduğum en temel 4 madde bu. Yani sonuncusu da Kur'an'ı biz anlayamayız deyip sürekli başkalarından din öğrenme ya da din adına bir şeyler alan bir modellemeden bahsedebiliriz. Tabii bunların dördü de yanlış olanlar. Peki nedir asıl doğrusu? Yani Kur'an'ı gerçekten Allah bana kıymet vermiş. Allah beni muhatap almış. Yani şu koca varlığı yaratan, benim bedenimi üzerine adeta emek veren Rabbim Evet. bana lütfedip bir ilahi mesaj yollamış. Ben Rabbimin direkt muhatabıyım. Arada hiçbir aracı yok. Ona ulaşmak için birilerini kullanmak zorunda değilim. O bana şah damarımdan yakın olan Rabbim, ben anlayayım, ben uygulayayım diye bana bir mesaj göndermiş. Ve bana düşen tek şey aslında o mesajı anlamaya çalışarak hayatıma koymak. Bu kadar. Yani budur aslında. Yani bütün temel öğretimiz bu. Ve az önce de saydığımız ne kadar olumsuzluk varsa hep gördüğüm şey şu oluyor. Kur'ansız bir din anlatısının, Kur'ansız bir din dilinin İnsanları dinden nasıl uzaklaştırdığını, insanları nasıl yanlış hurafelerle donattığını, insanların sırf bunlardan dolayı böyle dinin sırtında bir yük gibi, bir külfet gibi yaşadıklarını biz bizzat zaten toplumda görüyoruz. Bunları karşılığının ne kadar aslında
Bunun karşılığının toplumda ne kadar acı verici sonuçlar doğurduğuna maalesef hepimiz şahidiz. O yüzden hep diyoruz, yani Kur'an hepimizin kitabı. Sadece belli bir zümrenin, belli bir ne bileyim işte meslek grubunun, belli bir cinsiyetin, belli bir kültürün ürünü değildir. Hepimizin Kur'an karşısında aslında aynı özveriyi, aynı samimiyeti yakalamamız gerekir diye düşünüyorum. Evet. Hatta bir grupta Arap ırklarına, ülkesine geldiğine inanıyor, değil mi hocam? Yani Araplara inmiş bir kitap, bizimle alakası yok diyenleri de duydum ben. Yani tabii dini yerel bir şeymiş gibi. Yani tarihi ve yerel bir olgumuş gibi düşünüyorlar ama tabii yani gerçekten Kur'an'ın ilkeleri o günün toplumuyla sınırlandırılamayacak kadar çok geniş ilkeleri var. Mesela az önce bir ikisi adaletli olun ilkesini düşünelim. Şimdi adaletli olun ilkesinin o coğrafyayla bir ilgisi var mı? Niye? Ya yani onlar adaletli olsunlar, batıdakiler olmasınlar mı? Yani Evet. kuzeydekiler adaletli olmasınlar mı? Din elbette ki belli bir kavim üzerinden, özellikle Kur'an da böyledir. Yani belli bir dil üzerinden bir tabii ki bir toplumu muhatap olarak iner. Ama önemli olan o mesajının sadece o toplumla beraber kalmayıp aslında diğer toplumları yani tüm insanlığı kuşatan bir mesaj. O yüzden çok ilginçtir Arzu Hanım. Diğer hiçbir kitapta ey insanlar diye bir hitap yoktur ama Kur'an'da onlarca ayette ey insanlar diye başlayan ayet vardır. Ey Araplar diye inen hiçbir ayet yoktur biliyor musunuz? Evet, ey Ey insanlar. Arabistan halkı, ey Arap halkı diye inen hiçbir ayet yoktur Kur'an'da. Ama ey insanlar diyen ayet vardır. Yahudilere seslenen ayetler vardır. Hristiyanlara seslenen yani bizim ehli kitap dediğimiz Hristiyanlara ve Yahudilere seslenen ayetler ve hesaplar vardır. İnananlara vardır, müşriklere vardır, kafirlere vardır ama ey Araplar, ey falanca kabile size sesleniyorum diye bir yerel bir hitap bulamazsınız. Hatta o yüzden Kur'an'da iki kişi hariç onun dışında isim de geçmez. Mesela Ebu Bekir'den hiç bahsetmez. Ömer, Ali, Allah hepsine razı olsun. Onların hiçbirinin ismi de geçmez. Neden ismi geçmez? Çünkü Kur'an o dönemde yaşayan insanlara değildir sadece. Kıyamete kadar gelecek olan tüm insanları kapsadığı için vermiş olduğu mesajları kişiler üzerinden değil, olaylar üzerinden, hatta zihinler üzerinden verir. Bakış açısı üzerinden verir. Yani Firavun'u kınar ama Firavun'u kınarken Firavun'un şahsını kınamaz. Firavunluğu kınar. Firavunluğu eleştirir. Peki şöyle de soran çok oluyor. O döneme ait 23 yılda inen, o döneme ait o dönemin olaylarını ve güncel konularına göre indiği söyleniyor. Siz de diyorsunuz ki hocam ve diğer hocalarımızda kıyamet gününe kadar geçerli olan bir kitaptır. Bu konuda ne diyeceksiniz bize? O günün Şimdi insanların evet. realitesine göre mi inmiştir? Yoksa gerçekten kıyamete göre kadar mı inmiştir? Ve şifreli midir Kur'an? Yani şifreli olduğu için mi anlayamıyoruz? Çok güzel. Bir sorun içerisinde iki tane ayrı sorun barınıyor. Güzel oldu. Önce isterseniz o yerelliğinden bahsedelim. Şimdi şöyle düşünelim. Mesela Kur'an'da bize kıssalar anlatılır değil mi? İşte mesela bir Nuh kıssasını ele alalım. Ne vardı? İşte Nuh, hatta Nuh'un oğlu vardı. Nuh'un oğlu bile kendisine inanmadı. Bu olanlardan biriydi Nuh'un oğlu. İbrahim peygamberi düşündüğümüz zaman İbrahim peygamberin babası oğluna inanmadı bu sefer. Yani oğlu bu sefer peygamberdi ama babası oğlunu reddetti. Hatta kovdu. Git yoksa elimden bir kaza çıkacak. Yani bir cinayet işlemekten korkuyorum dedi. Öyle bir tutçuydu babası. Lut peygambere bakıyoruz. Lut peygamberin karısı inanmadı kendisine. Yani o da eşiyle sınandı. Asiye annemizi biliyoruz. O zaman da kadın iyiydi ve adam kötüydü. Yani erkek kötüydü. O da kocasıyla bir imtihana ve bir sınanmaya tabi olmuştu. Şimdi Kur'an'ın İbrahim peygamberden, Lut peygamberden, Nuh peygamberden ya da Asiye annemizden bahsediyor olmasının aslında orada anlatılan İbrahim peygamberin kaşı, gözü, kulağı şöyle vücutluydu, şöyle karizmatik, böyle kas, bir boy pos verdim ben İbrahim'e maşallah böyle 2 metreydi falan demiyor. Onun aslında yaşamış olduğu olayların dan bize dersler çıkartıyor, hikmetler. Siz eşinizle mi sınanıyorsunuz Arzu Hanım? Diyelim yani farz-ı muhal. O zaman Asiye örneği işte orada karşınıza duruyor. Karınızla mı sınanıyorsunuz? İşte Lut örneği orada duruyor. Babayla mı, anneyle mi sınanıyor? Amcayla sınanıyorsanız Hazreti Muhammed'in örneği var.
Kendi amcası bizzat ona iman etmedi değil mi? Baş düşmanlarındandı. Yani kendi amcası. Bakın peygamber amcasıyla sınanıyor. Yani Evet. kendi amcası iman etmemiş. Hatta iman etmeyi bıraktı, düşmanlık etmiş. Yani bir amcası sahip çıkıyor ama öbür amcası düşmanlık yapıyor. Veya evlatla mı sınanıyorsun? İşte Nuh peygamber örneği var burada. Yani dolayısıyla Kur'an mesajlarını inmiş olduğu toplumun dilinden aslında kişiler üzerindeki olaylar olgusuyla bize anlatır. Yoksa asıl amaç orada olaylar değildir. Yani olayların kendisi değil. Bunlar hepimizin başına gelecek şeyler. Hastalıkla mı sınanıyorsunuz? Eyüp peygamberden bahseder. Eyüp peygamberin orada ki duruşundan bahseder. Onun tevekkülünü bize anlatır. Her neyle sınanıyorsak, yani şöyle diyelim aslında. Hayatta başımıza gelebilecek olan hemen hemen tüm olayların kurguları, yani neler yapmamız gerektiği aslında Kur'an'da bize işte bu kıssalarda bu kahramanlarla beraber anlatılır. Dolayısıyla örnekleri yere olarak düşünmeyelim. Aslında buradan çıkartacağımız dersler vardı. Al işte Yusuf peygamber örneği. Yani kuyuya mı Evet. attılar? Sen kuyuya atıldın değil mi? Sen hiç tevekkülünü bırakma. Kuyudan çıktıktan sonra bize sultan olan bir Yusuf peygamber anlatılır. İbrahim peygamber ateşe attılar değil mi? O zaman iman, evet, ateşten korkma, iman etmemekten kork. Çünkü İbrahim imanı sayesinde ateşi gelmiş oldu. Çok güzel. Sen Nuh'san eğer, insanları tebliğ etmekten, anlatmaktan çekinme, korkma. Neden? Eğer çünkü deniz sana gerekirse o denizin Rabbi ise denizi senin ayağına getirir. Çok Yani güzel. sen gemini yap. Sen gemini yap. Sen üzerine düşeni yap. Eğer o deniz lazım olacaksa zaten denizin Rabbi de Allah. Dolayısıyla Allah o denizi de senin ayağına getirir. Yani aslında her bir peygamberin, her bir olayın bizim bizzat hayatımızda ya karşılaştığımız ya da ileride karşılaşmamız muhtemel olan hadiseler olduğunu burada unutmamak gerekiyor gerçekten. Yani burada asıl maksat budur. Yoksa Kur'an bize onların yüzlerini, cisimlerini, boylarını, postlarını falan bunları anlatmaz. Yani genelleştirmez olayı. Oysa Evet. ki bakın biz kendimizden pay biçelim Arzu Hanım. Biz kendimizden pay biçelim. Yani bizi dinleyen herkes samimi olarak kendisine sorsun. Falanca bir yerde olay yaşadık. Bir insanı tanıtmaya başlarken nasıl tanıtmaya başlarız? Sarışın veya kumral veya işte değil mi? Fiziksel özellikleriyle Evet. söyleriz değil mi? İşte çok Evet. yakışıklıydı, çok güzeldi, işte çok uzun boyluydu işte gibi böyle genelde kişisel özelliklerinden Kur'an'da hiçbir peygamberin, hiçbir kimsenin asla kişisel özelliklerinden bahsetmez. Şeytanın bile kişisel şemasını bize vermez Kur'an. Doğru. Önemli olan zihindir çünkü orada. Yani önemli olan bak şimdi mesela biz Musa peygamberin kekeme olduğunu biliyoruz. He, ben Evet. bilmiyorum. Kekemeydi mesela Musa peygamber. Yani Allah orada bile, bakın orada bile, seçimlerde bile o kadar doğal ve insanların içinden birileri seçiyor ki. Yani kekeme ve konuşmakta zorluk çeken bir peygamberdi Musa peygamber. Düşünün yani. O kadar doğal aslında. Yani orada bile mesajlar veriyor. Başka hiçbir özelliğini bilmiyoruz. Yani bize mesela o peygamber anlatırken, Musa peygamber anlatırken Kur'an zor konuştuğunu ve kekeme olduğunu detayını veriyor bize. Bunu anlayabiliyoruz Kur'an-ı Kerim'de. Harika bir şey. Yani çok güzel bir şey. Bizden birisi ya. İçimizden birisi yani. Onlar da içimizden birisi. Dolayısıyla önemli olan o zaman burada o insanların fizikleri, bedenleri, yedikleri, içtikleri, giydikleri kıyafetler, ne kadar malı vardı, ne kadar malı yoktu, işte şöyle karizmaydı falan. Bunun gibi şeyler değil. O zaman nedir aslında? Bir bakış açısı, bir zihin anlatmaya çalışıyor Kur'an. Bu anlamıyla o yüzden işte biz Kur'an'da önemli olan ilkelerdir diyoruz. Kur'an bize ilkeler verir. Örnekleri değildir buradaki amaç. Biz o ilkeleri alarak nasıl ki matematikte bir formülle onlarca soruyu hatta yüzlerce soru çözersiniz değil mi? İşte Kur'an bize formüller verir. Ama bu formülleri verirken bize kişiler üzerinden bazen bu olayları aktarır. Evet. Yani şifreler, şifre dediğimiz aslında bizim zihinle anlayabileceğimiz, algılayabileceğimiz olgulardır. Evet, zaten diğer Kazandık şeyiniz de o diyebiliriz. şifreizm. Tam da Evet. diğer sorunuz da şifreizm. Şimdi şu bir gerçek. Çok da detaya girmek istemiyorum ama bugün az önce bir şey söylemiştim ya hani size. Akıllı telefon kullanabilen bir insan bugün eline Kur'an-ı Kerim alsa gerçekten %90'ını anlayabilecek bir
yapıya sahiptir diye düşünüyorum. Bir de %10'luk bir kısım olduğunu düşünüyorum Kur'an'da. Bunlar biraz Kur'an üzerine akleterek, daha fazla düşünerek, yani daha fazla tefekkür ederek, daha çok zihinsel faaliyetin içerisinde bulunarak anlayabileceğimiz şeyler. İşte bunlar hatta Kur'an ilimde derinleşenler diyor. Biraz daha böyle ilimde derinleşenler olarak düşünebiliriz. Yani şimdi 30 yılını Kur'an'a ayırmış birisiyle 30 yılda ticaretle uğraşıp sadece böyle işte belli zamanlardan belli zamanlara kadar Kur'an okuyan bu iki kişi arasında elbette ki bir anlama, bir kavrama farkı mutlaka olacaktır. Ama şu çok önemli bu ayrım. Yani ben dinimi anlamak için kimseye muhtaç değilim. Yani %90 ben dedim ya yani ölene kadar neler yapmam, neler yapmamam gerektiği zaten Kur'an-ı Kerim'de çok açık ve net bir şekilde yer alıyor. Ama hangi ayetler olabilir? İşte biz mesela evrenin yaratılması, yerle gök başta bitişikliği biz onları ayırdık gibi ayetler. Özellikle mesela denizin altındaki karanlıklardan, dip dalgalardan bahseden Kur'an, izafi olan Kur'an, başlangıcı olan, hatta evrenin genişlemesinden bahseden Kur'an. Yani bunlar gibi ayetleri özellikle anlayabilmek için de elbette ki biraz daha zihinsel faaliyet tabii ki gerekecektir. Yani biraz daha bunun üzerine eğilmek gerekecektir. Ama şu şifre kısmı dediğimiz kısım belki bunun için kullanabilir. Ben şifre kelimesini çok şu anlamda sevmiyorum. Yani şifre dediğimiz zaman sanki Kur'an'ı az önce hani söyledik ya sadece belli kesimler anlayabilecekler. Belli kişilerin tekelinde olacak. Yani şifre kimdeyse o Kur'an hakkında konuşmaya söz sahibi olacak gibi bir durum olabiliyor, durum anlaşılabiliyor. O yüzden şifre kelimesini çok tasvip etmiyorum. Çünkü Kur'an kendisini açık bir kitap olarak tanıtıyor. Yani açık ve anlaşılır bir kitap olarak. Anlaşılmanın olduğu yerde de şifre olacağı kanaatini çok taşımıyorum. Evet, doğru hocam. Bir arkadaşımız demiş ki eskiden her erkek 4-5 tane kadın alıyordu. Ondan kadınlar tarlada bakıyordu. Peygamber zamanında hiç bir değeri yoktu. Halen insanların kültürlerinde ve yeri yok, emin olun demiş. Yani bu eş almaktan bahsediyor galiba. Ben soru sandım hocam. Yok hiç sorun değil. Sadece şunu söyleyeyim Arzu Hanım. İslam'dan öncesini düşünelim. Sadece Arap coğrafyasını değil. Yani Batı da aynı şekildedir. Şimdi bize mesela felsefe tarihine baktığımız zaman yani hiçbirimiz özellikle ilk çağ felsefecilerin yani mesela Sokrates'in kadınlar hakkında ne fikirlerin olduğunu bilmeyiz. Yani bunları ben burada söylemeyeyim. Yani linç yerler. Dolayısıyla sadece o dönemde Arap coğrafyasında değil. Birçok coğrafyada aynı şeyler var. Hala bugün birçok algılar var. Yani şöyle düşünün. İngiltere tarihini düşünün. Kaç tane kadın başbakan çıkartmıştır İngiltere? Amerika'yı düşünelim. Amerika'da hiç kadın başbakan veya kadın başkan oldu mu? Yani bu algının aslında sadece bir dinle veya bir coğrafyayla sınırlandırılması çok yanlış. Bu bir. İkincisi, şu çok önemli. Peygamberimizden önce kadınların kendileri miras olarak kalıyordu Arzu. Kadın miras olarak kalıyordu. Kur'an aslında kadına verilen değeri inanılmaz bir önünü açmıştır. Bu çok önemli. Yani kadın miras alabilecek bir hale gelmiştir. Kadın miras alan bir hale geldi. Kadın şahitlik yapacak pozisyonlara geldi. Yani değil ona bakın bırakın. Kadınlar çok aktif bir şekilde hayatın içerisinde yer alıyorlardı. Mesela en kötü ihtimalle Hazreti Hatice annemizi düşünelim. Yani Hazreti Hatice annemiz çok entelektüel, olaylara çok hakim, çok zeki, çok uluslararası ticaret yapan bir kadın. Yani kervanları var, mal yolluyor, mal satıyor, mal alıyor Mekke'ye. Bakın o dönemden bahsediyoruz. 1400 yıl öncesinde uluslararası ticaret yapan bir kadından bahsediyoruz. Yani toplumun veya kadının bu kadar aşağılanmış olduğun bir toplumda bunları yapamazsınız siz. Evden bile çıkartmazlar. Eğer böyle şey yapacaksak eğer, yani böyle bir yaklaşım yapacaksak eğer. Dolayısıyla böyle değildi. Yani kadınlar sosyal hayatın içerisindeler, geliyorlar, camilere gidiyorlar, gidiyorlar, toplanıyorlar. Yani boşama hakları var kadınların. Yani peygamberimize gelip ben boşanmak istiyorum diyor. Adam beni taşıyamıyor diyor. Yani ben adamdan bir görmek üsteyim diyor. Mutlu değilim diyor yani. Bunu söyleyebiliyorlar yani çok net bir şekilde. Dolayısıyla anlayacağınız bu inşallah belki bir gün Kur'an ve kadın ya da
din ve kadın diye konuşuruz ama inanın o şekilde değildi. Yani kadınların böyle dışlayan, şey yapan bir durum aslında hiç olmadı. Tam aksine bakın sadece şunu söyleyeyim. Kur'an'da erkeğe özel hiçbir ifade yoktur biliyor musunuz? Hep iman edenler der. O iman edenlerle beraber hep kadın ve erkekleri kapsar. Evet, doğru. Yani Kur'an'ın kendi dili bile, bakın Kur'an'ın kendi dili bile ayrıştırıcı bir dil değildir. Yani kadın ve erkek diye asla muhatabını ayırmaz. Muhatabını sadece sorumluluktan daha çok sorumlu olanlar, daha sorumlu olanlar, daha az sorumlu olanlar veya iman edenler, iman etmeyenler diye ayırır. İşte o nedenle işte Kur'an'ın dilinde bile o ayrıştırma durumu yoktur. Ben ne kadar sorumluysam arzularım da o kadar sorumlu. Ben ne kadar sorumlu değilsem arzularım da o kadar sorumlu değil. Ben erkeğim yaparım, arzularım kadın yapamaz diye bir şey yok. Hatta bazı şeyleri kadınlar daha iyi yapıyorlar. Evet. Gerçekten diyorum. Yani bunu belli konularda kadınlar çok daha başarılılar, çok daha kaliteli yapıyorlar bazı şeyleri. Hani ilk programın başında konuşmuştuk ya, yani kadın eli değmeyen bir toplum nasıl oluşturabiliriz? Yani kadın eli değmeyen bir toplumda merhamet olmaz. Kadın eli değmeyen bir toplumda temel ahlaki prensiplerin olması çok zordur. Evet. Evet, dolayısıyla Kur'an'a göre asla bir kadının aslında aşağılanması ya da şey gibi durumlar söz konusu değil ama inşallah bir gün çok güncel konular tabii bunlar. Belki İslam Evet. ve kadın diye de bir ayrı bir yayın Çok yaparız. güzel olur. Evet, çok güzel olur. Yapalım hocam. Peki, bizim surelerin sonunda amin yoktur. Kur'an'da amin kelimesi geçmiyor. Ama biz her dua okuduktan sonra ya da sureleri okuduktan sonra amin diyoruz. Bu amin kelimesi nereden geldi hocam? Amin kelimesi Arapçada eminlikten geliyor. Emin olmak durumunda geliyor. Yani biz aslında bir nevi şunu yapıyoruz. Diyoruz ki Allah'ım ben bunu yaptım, bu duamdan eminim. Senin bu duamı benim kabul edeceğimden eminim Rabbim. Bunun eminliğini yaşıyorum. Sana bırakıyorum. Sana tevekkül ediyorum. Diyerek aslında kişinin bir hem kendinden hem de bir nevi aslında Allah'tan emin oluşunu ifade eden bir sembol. Hiçbir sakınca yok denilebilir. Önemli değil. Ya Hristiyanlar da amen derler desinler. Yani nihayetinde Acaba onlar da onlardan mı bize geçti, söylememiz mi gerekiyor diye de bazen soru işareti oluyor bende. denilebilir, hiçbir problem yok. Sahabe de diyordu, peygamberimiz de amin diyordu. Yani bu amin olmak dediğim gibi aslında emin olmak, Allah'a etmiş olduğumuz duanın, onunla yapmış olduğumuz o irtibatın, o duadan emin olduğumuzu bir nevi aslında ilan etmek. Sessiz denmesi şart mı? Değil. Sessiz denebilir, denmeyebilir. Denilmesinde de bir beis yok. O bence tamamen kişinin sadece o anki kendi içsel dünyasına kalmış bir şey olarak düşünüyorum. Özellikle o aminim. Evet. Peki en çok merak ettiğim konu da şu. Peygamberimize ilk oku emri verilmiş ya, oku. Peki Kur'an'da oku neden Fatiha ile başlıyor? İlk okuyla başlamıyor. Yani sıralama neden değişmiş? Güzel. Güzel bir soru. Evet. Şimdi Peygamberimize gelen ilk oku emri geldiğinde biliyorsunuz peygamberimizin okuyacak bir kitabı yoktu. Çünkü daha Kur'an ilk ayeti zaten. Peygamberimiz neyi okuyacak? Demek ki Rabbimizin bizden okula istemiş olduğu şey aslında aynı zamanda nedir? Fark etmektir. Neyi okuması gerekiyordu peygamber? Evreni okuması gerekiyordu. Varlığı okuması gerekiyordu. Hatta biz bu anlamda okunması gereken hep dört tane kitaptan bahsederiz. Temel dört kitaptan bahsederiz. Bir, varlık kitabı dediğimiz Allah'ın içerisinde ayetleri olduğu yani dağların, denizlerin, gökyüzüne baktığımızda yıldızların, güneşin, evrenin vesaire yani bunların yer almış olduğu bir kainat kitabından bahsediyoruz. Varlık kitabından bahsediyoruz. Zaten Peygamberimiz bunu okuyordu. Mağarada bunu okuyordu zaten Peygamberimiz. Yani şehre bakıyor, varlığa bakıyor. Bu okunması gereken birinci kitap. İkinci kitap insan kitabı. İnsanlar da bir kitaptır. İnsanları da okumak, insanları da fark etmek lazım. Yani dünyanın en tecrübesiz insanı kimdir? Az yaşayan değil. Çok yaşamış olduğu halde insanları okuyamayan insanlar en tecrübesiz insanlardır. En tecrübesiz kişilerdir. Adam 65 yaşına gelmiş ama hayatında bir insan bile okuyamamış. Ne kadar kötü bir şey. Dolayısıyla insan da bir kitaptır. Okunması gereken bir kitaptır. Üçüncüsü olaylar kitabı. İşte az önce de mesela bahsetmiştik. Mesela kıssalardan bahseder Kur'an. Niçin bahseder? Onları okumamız ama bunları okumaktan maksat işte kendi hayatımıza bir şeyleri
aktarabilmemizdir. Yani olayları okuyabilmemizdir. Çünkü Rabbimiz bazen bizi olaylarla beraber konuşur Arzu'nun. Allah karşınıza sizin bir olay çıkartır. Size bir şey göstermek ister. Der ki bak Arzu kulum, ben senin karşına daha bunu çıkardım. Ben daha ne yapayım? Bak işte gözüne gözüne sokuyorum be kulum. Yine mi anlamıyorsun? Der. İşte orada biz onun vermiş olduğu akıl sayesinde ve onun bize göstermiş olduğu olaylar örgüsünden dersler çıkartmamızı aslında ister Rabbimiz. Dolayısıyla bu da çok önemli. Yani olaylar kitabı ve en son elbette bugün işte elimizdeki Kur'an dediğimiz Mushaf'ı okumamızı ister. Yani Kur'an okumamızı ister. Bu dördü de bence birbirinden bağımsız değil. Yani birini okumak diğerlerini terk etmemiz anlamına gelmiyor. Bence bütüncül bir okuma yapmak gerekir diye düşünüyorum. Yani kesinlikle bu dördüyle beraber bir okuma yapılırsa ancak gerçek manada ben bir şeylerin anlaşılabileceğini düşünüyorum. Yani biraz belki burada bilim çalışmak, biraz felsefe çalışmak, biraz coğrafyadan haberdar olmak, biraz fizikten haberdar olmak, bazı şeyleri daha iyi anlayabilmek için özellikle. En azından hani çok tabii ki detaylı olarak olmasa da bu anlamda ben şarttır diye düşünüyorum. Elimizdeki sıralama niye böyle? Çok teknik bir soru, çok teknik bir konu. Haklı bir soru, güzel bir soru. Bunun bizim bilgimiz daha çok Cebrail meleğinin peygamberimizle yapmış oldukları son hatimlerde böyle bir sıralama olduğu yönünde bir görüş var. Ağırlıklı inanç bu yönde. Bu sıralamanın ilahi olduğunu da söyleyenler var. Hayır, bu sıralama ilahi değildir. Tamamen öyle peygamberimizin kendi görüşünden kaynaklı bir sıralamadır diyenler var. İlahidir diyenler, şimdi bazı gerekçeleri var, dayanakları var. Ya yani bir tanesi örnek vereyim. Mesela Fatiha'da son kez okuduğumuz hani o şey vardır ya, gayril magdubi aleyhim veled dalin amin. Orada işte gayril magdubi aleyhim dediğimiz şey magdub, kendisine gazap uğurlanlar Yahudiler olarak düşünülür. O yüzden hemen Fatiha'dan sonra Bakara suresi başlar. Yahudileri anlatır. Veled dalindeki dalalete düşenler Hristiyanlardır denir. Hemen Bakara'dan sonra da Ali İmran suresi gelir. Orada da Hristiyanlar anlatılır. Yani dolayısıyla surelerin birbiriyle böyle bir ilişki biçimi olduğundan bahsedilir. Ya da değildir ama benim tavsiyem teknik meseleleri gerek çünkü insanları sıkmak istemiyorum. Ama bizim genelde tavsiyemiz şu. Mutlaka iniş sırasına göre bir Kur'an alın ve o iniş sırasına göre okuyun. İşte ilk normal dediğiniz gibi oku ile başlar Alak suresi. Niye Alak suresinden başlamayalım? Niye sonra Müddessir, Müzzemmil diye gitmeyelim? Yani bizim hep genelde tavsiyemiz mutlaka bir iniş sırasına göre bir Kur'an meali alarak adeta Kur'an kendi hayatımızı iniyormuş gibi okumak. Burası çok güzel oldu. Kendi yeniden iniyormuş. Yeniden iniyormuş gibi. Tabii bana iniyormuş. Her okuduğumuzda bize iniyor. Yeniden iniyor hissiyatıyla mı okumamız gerekiyor? Kesinlikle öyle. Her tanışmış olduğum yeni bir ayet Allah'ın yeni gönderdiği bir ayettir. Yeniden nazır oluyormuş gibi. Evet. Yani gün içerisinde de istediğimiz yerden açıp da okuyabiliriz değil mi hocam? Yani herhangi bir sayfasından. Kesinlikle. İşte o yüzden yani aslında Kur'an hep yanımızda, başucumuzda, arabamız varsa arabamızda, yoksa çantamızda. Yani aslında hep bir yerlerimizde olmalı Kur'an-ı Kerim. Yani sadece belli bir zamanı ya da belli bir vaktin değil ki. Niye başucumuzda değil? Yani niye hep duvarlarda Kur'an-ı Kerim? İşte bunun acısını çok görüyoruz. Yani bugünün Müslüman toplumlarının ne yazık ki bu kadar geride kalmasının temel sebeplerinden bir tanesi bu. Açsak okusak. Orada Kur'an akletmeye verdiği önemi, düşünmeye verdiği önemi, tefekkürü evrene verdiği önemi, canlılara verdiği önemi, ya hayvanlara verdiği önemi. Ya biliyorsunuz Salih peygamberin kavmi bir deveye, bir deveden dolayı helak olmuş bir kavimden bahseder Kur'an-ı Kerim. Kamu malı bir deve. Yani sokaklara ait olan bir deveye yapmış oldukları zulümden dolayı Allah bir kavmi helak ediyor. Şimdi bu olayı detaylıca okuyan bir insan sokak hayvanlarına karşınız duyarsız kalabilir. Evet, doğru. Doğru. Dolayısıyla bunun acısını çok ne yazık ki yanlış din anlayışlarıyla maalesef hurafelerle hatta Arapların kültürünü, örfünü ne yazık ki din zannederek maalesef acı bir şekilde ödüyoruz. Bunun faturasını da alttan gelen gençlerin de işte deizme ya da ateizme ya da agnostizme veya nihilizme, hiççilik, o çok daha büyük bir tehlike belki.
Nihilizm diye hiççilik. Yani hiçbir amaç yok. Hiçbir fedakarlık yok. Yani canı ne isterse o, bir nevi kendi nefsini, kendi güdülerini ilah edinmiş bir tipolojiyle maalesef böyle şeylerle ödeme durumuna geçiyoruz. Yani böyle giderse de böyle olacak. Evet. Gerçekten gençlerimiz çok uzaklaştılar. Bir gün de bununla ilgili yayın yapalım hocam. Yani gençler neden uzaklaştı? İnşallah. Neden bu alana yöneliyorlar? Nasıl toparlarız diye. Ben soru alalım diyorum. Birkaç soru alalım. Yoldan geldiniz, İstanbul'dan geldiniz. Sizi fazla yormayayım. Estağfurullah, teşekkür ediyorum. Sorularınız varsa alabilirim canım takipçilerim. Ahzab 50 ve 51. ayetlerini açıklayabilir misiniz demiş. Ahzab 50-51 İnci ayetleri. Ahzab suresi 51 ve 52 mi demiştiniz? Hemen 50-51. 50-51 tabii ama biraz uzun olacaktır diye düşünüyorum. Bu arada ben onu açana kadar özellikle mesela bir şey gelmiş Fatiha suresiyle alakalı mesela bir şey gördüm. Fatiha suresi evet önemli ama tabii anlamını hep anlam 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 diyoruz. Anlamadan okumamaya gayret edelim. Anlamını bilelim. Özellikle namazlarda anlayarak kılalım namazlarımızı. İnanın çok daha zevk alacağız. Çok daha faydalı olacak. Yani hayatımızda bunun karşılığını göreceğiz gerçekten. Dolayısıyla anlayarak ibadetlerimizi yaparsak, anladığımız dilde en azından yapmaya çalışırsak ben çok daha bereketli olacağını düşünüyorum gerçekten. Bilinç çok önemli. Özellikle ibadetlerde, bu tarz eylemlerde bilinç ve farkındalık gerçekten çok önemli. Evet. Ahzab 50-51'i İslam ve kadın konusuna bırakırsak çok olur çünkü çok uzun bir konu. Tamam Özellikle hocam. burada bu bizim de hatta geçenlerde çok uzun uzadıya fikir alışverişinde arkadaşlarımız, hocalarımızla fikir alışverişinde bulunmuş olduğumuz bir şey. Tamam. İşte ayette alakalı çok teferruata girmek istemiyorum ama şunu söyleyeyim. Sanki Tamam. burada peygamberimiz özel bir torpil ya da tolerans varmış gibi anlaşılıyor. Öyle bir durum değil ama bunu mutlaka hatta notumu alacağım. İslam ve kadın konusunda Tamam. inşallah bir program yaptığımızda bu meselede değinmiş olacağız inşallah. Tamam, ben de alıyorum. İslam ve Kadın adlı programda bunu işleyelim. İnşallah. Tamam hocam. O zaman ben sizi dinlendirmeye gönderiyorum. Çok teşekkür ederim. Yüreğinize Ben sağlık. teşekkür Okul ediyorum. hakkında bir varsa sağ olun. Teşekkür ederiz. Ben de çok teşekkür ederim Arzu Hanım. Çok güzel, keyifli bir program olduğunu inşallah düşünüyorum. Ne diyelim? Rabbim daha nicelerini güzellikle burada sağlık saat içerisinde nasip etsin inşallah. İnşallah, inşallah hocam. Çok teşekkür ederim. Katılan herkese de teşekkür ediyorum. İyi akşamlar dilerim. Hayırlı Hayırlı akşamlar hocam. akşamlarınız olsun. Sizlerine teşekkür ediyorum. Sağ olun, hoşça kalın. İyi akşamlar. Sizlere de.